Hepsi umut saçanlardı, arşa kucak açanlardı, turna olup uçanlardı, uçup uçup gittiler. Hepsi, hepsi nice yiğittiler. Bıraktılar güllerini, yar edip emellerini, şükür deyip ellerini, açıp açıp gittiler. Hepsi, hepsi nice yiğittiler. Kimi nişan dilekliler, kimi taze bebekliler, Ömer, Halis, demir yürekliler, seçip seçip gittiler. Hepsi, hepsi nice yiğittiler. Sakın unutmayın sakın, Şahit Fırat, Fethi Sekin, dünya tarla, insan ekin, biçip biçip gittiler. Hepsi, hepsi nice yiğittiler. Ülke çıksın diye dardan, candan geçtiler candan. Ana, baba, evlat ve yardan, geçip geçip gittiler. Hepsi, hepsi nice yiğittiler. Sakın unutmayın sakın, Şahit Fırat, Fethi Sekin, dünya tarla, insan ekin, biçip biçip gittiler. Hepsi, hepsi nice yiğittiler. Hakan Demir'le Gönülden Düşenler programı reklamlardan sonra Ava Keskin ve Hüseyin Koçak'la tüm hızıyla devam ediyor. Gittiler şiiri. Bu şiirimiz bugün vefatının yıl dönümü şehidimiz Fethi Sekin'e armağan etmiş olalım. Allah'tan rahmet dileyelim, onu yad etmiş olalım. Mustafa Yıldız Doğan'a ait bir şiir. Ona da selamlarımızı gönderelim. Fethi Sekin ve tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet dileyelim. Evet Hüseyin Hocam, güzel bir eserle bu şiirin arkasından bakıyorum şöyle. Hangi şiir beni var? Hor görme eser var. Beni hor görme. Evet, müthiş bir türkü. Onu da alalım. Evet. Hor görme kardeşim, sen altınsın, ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz, aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım hey? Aynı vardan var olmuşuz, aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım hey? Sende bende aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende, yarın mezara girende, sen toksun da ben aç mıyım hey? Yarın mezara girende,
Yar mezara girende sen toksun da ben aç mıyım hey. Kimi molla kimi derviş, Allah bize neler vermiş. Kimi arı çiçek dermiş, kimi arı çiçek dermiş. Sen balsın da ben çeçmiyim hey. Kimi arı çiçek dermiş, kimi arı çiçek dermiş. Sen balsın da ben çeçmiyim hey. Topraktandır cümle beden, nefsini öldür ölmeden. Böyle emretmiş yaradan, böyle emretmiş yaradan. Sen kalemsin ben uçmuyum hey. Böyle emretmiş yaradan, böyle emretmiş yaradan. Sen kalemsin ben uçmuyum hey. Tabiata veysel aşık, topraktan olduk kardeşim. Aynı yolcuyuz yoldaşım, aynı yolcuyuz yoldaşım. Sen yolcusun ben başlıyım hey. Aynı yolcuyuz yoldaşız, aynı yolcuyuz yoldaşız. Sen yolcusun ben başlıyım hey. Gönlünüze sağlık hocam. Teşekkür ederim. Yeni yılın ilk programında bu hafta hocam, bizim yeni yılın ilk programında sizlerle birlikteyiz. Teşekkürler. Evet. Şimdi... Ayrıca bu değişti. Sevgili Burhan kardeşimizin özel isteği de ona armağan olarak göndermiş Burhan Ertek evet. kardeşimize. Ona da göndermiş olalım. 0545 508 45 45'e gelen mesajlara dönelim. Yeni yılın ilk programı diye İzleyicilerimiz yorumlarında ondan bahsediyorlar. Ben de aklıma geldi. Yeni yıllık program. 2019'un. Müthiş yeni yıl, yılbaşı programları yaptık gerçekten. Güzel bir ilgi alaka oldu. Şimdi de yeni yılın ilk programı. Selamlar sana ve konuklarına başarılar diliyorum demiş. İsmini yazmamış izleyicimiz. İsmini yazarsa onu da belirtiriz. İyi yayınlar Hakan Bey size ve Manisa Medya TV emektarlarına, katılımcı sanatkar konuklarınıza sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. İzmir'den İbrahim Özdemir göndermiş. Biz de selamlarımızı gönderelim kendisine. İyi yayınlar Hakan Bey, ailece programımızı İzmir'den seyrediyoruz. Değerli hocamız Hüseyin Bey'e ve Şair Hanım'a teşekkür ederiz. Çok güzel bir program, emeği geçen herkese selamlar. Sıradaki türküyü tüm türkü severlere armağan ediyoruz. İyi yayınlar, ben Mahmut Kara demiş izleyicimiz. Mahmut Sıkla Kara. Bizim Mahmut abiye de selamlarımızı gönderelim. Hakan Bey, iyi yayınlar, programınızı zevkle izliyoruz. Ben İzmir Karşıyaka'dan Gönül Bal, Servet Bal'ın annesi. Başta Hüseyin Hocam olmak üzere konuklarınıza sevgiler yolluyorum. Tekrar iyi yayınlar. Hüseyin Hocam'dan bir parça da Servet'le bana gelsin demiş. Biz de Gönül Hanım'a selamlarımızı gönderelim. Servet Bal da bizim daha önce konuğumuz olan evet. sanatçılarımızdan biriydi. Ona da selamlarımızı gönderelim. Kıymetli Hakan Demir dost, merhaba. Konuklarından aynı zamanda bir Bekir abi olan Avva Keskin
Hanıma ve Hüseyin Bey'e selamlar. Bizi keyifli bir akşamda gönülden gönüle götürüyorlar. Derim ya, orada olmak bir farkındalıktır. İyi yayınlar. Manisa Medya TV ve emekçilerine teşekkürler. Levent Suer, Kurşun Kalemler, Şairler ve Yazarlar İzmir Ege Bölge Başkanı. Levent abi de daha önce konuğumuz olan kıymetli şairlerden biri. Siz de Bekir abi misiniz? Bekir. Levent abi böyle her gelen onun tabii ekibindeki o camiadaki şairler gelince işte Bekir abi diyorlar. İzleyicilerimiz evet. Anlayamayabilir. Bekir abi onların dergi. Çıkardığı güzel bir dergi. O derginin de herhalde size yazı mı yazıyorsunuz orada? Yazıyor musunuz? Şiir. Şiir mi yazıyorsunuz? Şiir yazıyor. O yüzden Bekir abi oluyor. Evet. Allah'ım. Bekir. İyi yayınlar Hakan Bey. Milli ve ahlaki değerlerimizi yayınladıkları dizileriyle yerle bir eden TV dünyasının hakim olduğu bir ortamda böylesi güzel değerleri ekranlarınıza konuk ettiğiniz için Manisa Medya TV'ye ve Hakan Bey'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor. İyi yayınlar diliyoruz. Büyük Üstad Hüseyin Koçak Hocam ve Havva Hanım'a başarılar dilerim. Gül Serven göndermiş. Ne kadar güzel bir mesaj değil mi hocam? Teşekkür ederiz. Dizi filmler falan bizimle baş edemez ama değil mi hocam? Yani biz dizi filmler. Hiç dizi film izliyor musunuz? Bir tane var. İstiyorum. Hocam hiç ben Kurtlar Vadisi bittikten sonra hiç izleme. Fırsatımız oluyor. Biz de izleyelim. Zaten bıktırdı ondandır. Yani, artık? Son zaman zaten hiç izlemiyordum. Evet. Gül Serven de bu arada ileride diyoruz bir konuklarımız evet. olacak sanıyorum. Gül Serven de kıymetli Türk halk müziği sanatçılarımızdan biri değil mi hocam? Evet. Onu da inşallah ilerleyen haftalarda konuk alacağız. Listemizde olan bir isim. Ama tabii tarih o liste yanımda olmadığı için hangi tarihte olduğunu bilmiyorum ama kısa bir süre sonra inşallah Gül Hanım'ı konuk alacağız. Bu güzel mesajı için de teşekkür ederiz kendisine. Hakan Bey iyi yayınlar. Ben İzmir Karşıyaka'dan Gül. Hüseyin Hocam'ı ve Havva Hanım'ı zevkle izliyorum. Hüseyin Hocam aynı zamanda benim koro hocam. Şen ailesi adına sevgiler. Teşekkür ederiz. Eskişehirler Dernek Korosu'nun. Biz de selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar Hakan oğlum. Hayırlı programlar. Konuklarınıza hürmetler. Havva Keskin Hanım kız Havva Keskin Hanım kızımın öğretmeniyim. Güler Albayrak. Ben kızıma ve sanatçı kardeşime yolunuz açık olsun diliyorum. Sevgilerle sevgiyle kalın demiş. Evet. Öğretmeninizi bulduk. Daha önce de bir sanatçımızın asker arkadaşı. Hiç görüşmemişler hocam. Programda mesaj atınca o da çok şaşırdı. Ondan sonra iletişimi kurduk. İşte ya. Sen bu programın büyüklüğünün farkında değilsin herhalde. Farkında olmasam gelmezdi. Ya. Ben farkında olmadığım şeyi işte, yapmam. Hocam çok teşekkür ederiz. Nihayet farkına vardırdınız sizin mesajınıza. Güler Albayrak hanımefendiye biraz sonra hem Türkiye hem şiir armağan etmiş olalım. Değerli hocamıza selamlarımızı gönderelim. Havva Hanım da kendine gelince bir şiir okuyacağız. Ben kendim değil mi? Ama hayır, bu mesaj çok etkiledi yani. Önemli bir mesaj ya. Mesaj. Tabii mesaj duygulandırdı. Sağ olsun. Etkiledi. Öğretmenlerim hepsi evet. buldular beni. Ne zamandır görüşmüyorsunuz? Çok uzun yıllar oldu değil tabii mi? Ki. Onu hani çok önceden tanıyorum. Güler Albayrak. Evet, emekli oldu. Öyle olmuştur muhakkak benim gibi oldu. Yani neredeyse öğrencilere emekli oldu. Şimdi o iyi bir öğretmendi. Çok teşekkür ediyorum ona da. İyi akşamlar Hakan abi. Değerli hocam Hüseyin Koçak ve Havva Hanım'a iyi yayınlar diliyorum. Hüseyin hocamdan bizlere bir türkü armağan etmesini istiyorum demiş Servet Bal da. Annesi gönderince, Gül Serven gönderince ben eksik kalmayayım dedi. Evet. Servet de. Diğer Gül Hanım da teyzesi oluyor. Koro'dan gönderen bir öyle arkadaşımız. Mi? O da Servet'in teyzesi aynı zamanda. Evet, onlar için bir türkü biraz sonra alacağız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam diyelim. İyi akşamlar Hakan Bey. Size ve ekibinize selamlar. Havva hocama ve sanatçı kardeşime de selamlar. Başarılar dilerim. Sayenizde güzel bir program izliyorum. Saygılar, selamlar, iyi akşamlar diliyorum demiş. İsmini yazmamış izleyicimiz. Onlara da selamlarımızı gönderelim. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Biz mesajlara
dönersek çok vakit kaybedeceğiz. Mesajlar gelmeye devam ettikçe biz de okuyacağız. Siz göndermeye devam edin. Bir şiir alalım. Evet. Hocamıza gönderelim, değil mi? Evet. Değerli hocamıza yıllar sonra bakacağız. Ona da ithafen, ona da yakışır bir şiir zaten o. Serbest bir şiir okuyalım. Biz böyle, öyle Cumhuriyet kadını olduk diye. Bir fon müziği rica edelim. Güzel bir şiir, şiiri dinleyelim. Biz güne bakan tarlalarında gün döndü sopasıyla eğitildik. Yokluk artı yokluğun yine yokluk olduğunu daha okula gitmeden öğrendik. Hiç dört dörtlük olmadık ki ona sen 16'nın kara köküsün diyelim. Kerpiç evlerin kuzineli odalarında bir odada 6 kardeş büyüdük. Sap yastıklarda çok tutuldu boynumuz. Onun için boyun eğmesini pek sevmeyiz. Biz haramı, helali dağ kundakta öğrendik. Anamızın sütünü ak etmek için saatlerce ağladık kara ağacın altındaki salıngaçta. Bir tepsi erişteyi 2 dakikada bitiren çocuklarız. Bize öyle sabah mahmurluğu falan sökmez. Sökerse aç kalırdık. Biz kara lastiklerin yamalarına hayran çocuklarız. Beyaz, beyaz posiyetler için hıçkıra hıçkıra ağlayan basma fistanların mankenleriyiz biz. Büyüklerimizin eskileriyle çok bayram yaptık. Zaten tarlada doğmuşuz. Doğum yerimiz ya Karagöz Gölü üstü ya kenar tarla. Doğum tarihimiz de ya Ramazan'a 10 gün kala ya bayramı 20 gün geçe. Bizim annelerimiz öyle Mayıs'ın 6'sı, Temmuz'un 7'si bilmezlerdi. Ben ticareti 7 yaşında hayvan güderken öğrendim. O zamanlar bir yumurtaya 5 akide şekeri oluyordu. Enflasyon ana rahmine bile düşmemişti daha. Ya da düştüyse bile benim anamın rahminde değildi. Öyle olsa 10 kardeş yapmazdı. Öyle Ali ile Veli ile de okula götürülmedik hani. 7 yaşında okul avlusuna bırakılıp 5 sene sonra söylersen haberi olan velilerimiz vardı bizim. Gaz lambasında tarladan gelince yorgun argın ders çalışan nesiniz biz? Kara önlüğü yastığın altında ütüleyen, kurşun kalemin bitecek korkusuyla uyuyan çocuklarız biz. Aşağıki mahalleden yukarıki mahalleye mahallece televizyon görmeye giden nesiniz? Kıyametin alameti diye ona sırt dönen ninelerimiz vardı bizim. Biz de öğrenmek değil, okula gitmek için izin almak daha zordu. Bizi dersler değil, ananeler daha çok yordu. Çünkü herkesin harcı değildi okumak için izin almak. Kız çocuğu okumaz kuralı vardı. İşte biz bu zorluklar içinde çalıştık. Askın sularda boğulduk, rüzgarlarında savrulduk. Ateşlerde kavrulduk. Cumhuriyet çocuğu olduk. Cumhuriyet kadını olduk. Hakkı, hakkın yolunda bulduk. Bu vatanı dönüp bir bakın. Biz işte böyle kurduk. Biz işte böyle kurduk. Ağzınıza gönlünüze sağlık.
Ağzınıza sağ olun. Evet. Eski günlere götürdü değil mi hocam sizi? Kesinlikle. Ayhan Aydemir, değerli Ayhan abimiz, Hüseyin Bey'in bu civarlarda konseri var mı diye sormuş. Hocam var mı böyle sahne aldığınız yerler falan? Yani bizim yana gelip de koro konserleri oluyor ya da özel konserler oluyor. Bu tip şeyler. Şimdi İzmir'desiniz. Bu İzmir'de 8'inde yani bu hafta Salı günü bir konserimiz var. İsmet Ünlü Kültür Merkezi'nde bu arada koro konserini. Orada zaman zaman konserlerimiz oluyor. Yani sosyal medyadan takip edebilirler değil mi? Ya bize benim şeyde arkadaşlarımız varsa onlar yani evet. Sosyal medya arkadaşlarımız oradan takip edebilirler tabii ki. Ayhan abi de selamlarımızı gönderelim Ayhan Aydemir'e. Selamlar olsun. İrfan Karataş, Çiftlik Mahalle Muhtarı, müthiş bir program izliyoruz. Hüseyin Koçak'tan sıradaki türküyü istiyoruz demiş İrfan abi. Bizim sıkı takipçilerimizden de selamlarımızı gönderelim. Biraz sonraki türkü size gelsin. Süleyman Aygör, yine her hafta olduğu gibi müthiş bir program izliyoruz. Sizden bir şey rica ediyoruz demiş Süleyman abiye. Selamlarımızı gönderelim. Sağ olsun. İyi yayınlar Hakan Demir, yine harikasınız. Konuklarınıza sevgiler, saygılar demiş. Tenzile Varol göndermiş. Tenzile Hanım'a da teşekkür ederiz. Sağ olsun. Sevgili çok kıymetli Hüseyin hocamız, ne güzeldir Anadolu'nun bağrından kopmuş gelmiş türkülerimiz. Size de çok yakışıyor türkü söylemek. Keyifle dinliyoruz. Sesinize, yüreğinize sağlık. Sizden bunca gamı, bunca derdi Mevlam yalnız bana mı verdi? Adlı türküyü rica etsem söyler misiniz? Hakan Bey, yine çok güzel bir program izliyoruz demiş izleyicimiz. Sevgilerimle demiş kim? Gülistan Güngör göndermiş. Biz de bu güzel mesaj için teşekkür ederiz. Selamlar Hakan dostum. Sana ve konuklarına başarılar derim. Antalya'dan suskun şair Fazlı Acar. Antalya'dan programımıza gelen değerli şairimiz Fazlı'ya da selamlarımızı gönderelim. Hakan Bey, değerli konuklarınıza selamlar. Keyifle dinliyoruz. Kolaylıklar diliyorum demiş. Gaffar Güllü göndermiş. Gaffar abi de daha önce konuğumuz olan kıymetli şairlerimizden biri. Şiir yürekli dost, gönüllere selam. İyi yayınlar ve başarılar sizlerle olsun demiş. Rahime Alcan, o da Antalya'dan gelen kıymetli yazarımız. Ona da selamlarımızı gönderelim. Bizim Antalya'dan çok konuğumuz oluyor. Hüseyin Hocam, çok orada güzel. Çok şair, çok yazar var. Üst üste konuklarımız Antalya'dan da bir dönem. İzliyorum usta. Yine Hakan Demir farkıyla bir program. Program konuklarınıza saygı ve sevgiler yolluyorum. Silifke Mersin'den şair, her gün duygusal Ali Yapalak. Değerli kardeşim Ali Yapalak, değerli dostum, o da Mersin'den bize konuk olan kıymetli şairlerimizden biriydi. O da şehidimiz Fethi Sekin için yazdığı bir şiir göndermiş, selam söyle diye. Birkaç kıtasını okuyalım. Arşa yükselirken Fethim sıratına kelam eyle, öyle yücedir ki metin Fırat'ıma selam söyle. Sarıkamış'ta Ahmet'e, Hasan Hüseyin Mehmet'e, Pirim Ali Muhammed'e, ümmetine selam söyle. Arşı dolaşırken yaya, elini sür hilal aya, 57. alaya, seyidime selam söyle. Hak Teala verdi emir, şehadete erdi ömür, darbeyle bükülmez demir, halisime selam söyle. Atam ötem geçmişime, özel kuldan seçmişine, şerbetinden içmişine, şehidime selam söyle. Vuslatınla birleşirken, der yapalak devleşirken, Allah ile söyleşirken, şahidime selam söyle. Evet. Bir kıta diyorum ama şiir çok güzel olunca devamı geliyor. Yani. Bir de Ali Yapalak önemli bir şair. Değerli evet. Kardeşim, bu işin ustalarından. Ona da selamlarımı göndereyim. Şiirini de okumuş olduk. Eline sağlık diyelim. İyi geceler Hakan Bey. Ben Kosova, Sultan Murat Kışlası'ndan Aykut Dere, sanatçı konuğunuz Hüseyin Koçak'tan tüm Mehmetçikler için Türkiye'm türküsünü istiyorum. Mümkünse aileme ve tüm sevenlerime gelsin. Kosova Sultan Murat Kışlası'ndan her hafta mesaj atıyor değerli dostlarımız Aykut Dere. Ve tüm Mehmetçikler için biraz sonra sıradaki türküyü sizlere armağan etmiş olalım. Sağ olun, var olun. Tüm Mehmetçiklere selamlarımızı gönderelim. Ayrıca Hasan Hüseyin Simavlı da
Harika bir program izliyoruz. Sıradaki şiiri istiyorum demiş. Hasan Hüseyin abiye de selamlarımızı gönderelim. Evet. Bir türkü alalım hocam. Hangi türkü? Mevlam Gül diyerek evet. İki göz vermiş. Peki, dinleyelim. Mahsuni şerifim dindir acını, dindir acını. Bazı acılardan al ilacını, al ilacını. Pir sultanlar gibi dar acını. Bilmem boylasam mı, boylamasam mı,
bilmem boylasam mı, boylamasam mı dur. Bir sultanlar gibi dar acını, bir sultanlar gibi dar acını, bilmem boylasam mı, boylamasam mı, boylamasam mı dur. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim. Sevgili kardeşim Can Hakan'ım, kucak dolu selam ve sevgilerimle güzel insan, değerli Hüseyin hocamı kutluyorum. Albümümde büyük katkısı vardır, iyi yayınlar dilerim. Kainatın aynası türküsünü istiyorum. Ya vallahi ya, onu ben nasıl unuttum? Aslan abi söyledi. Söylesin. Aslan Kaya. Biliyorsun değil mi Hüseyin hocam? Albümde katkısı oluyor. Onun albümünde de demek ki bir etkiniz var. Yani Aslan abi de çok sevdiğim, saydığım bir abimiz. Aslan abinin albümünde benim iki şiirim var hocam, biliyor musunuz? Ha, biliyorum. Biliyorsunuz onu değil mi? Biliyorum evet. Bahsetmiş. Aslan abiye selamlarımızı gönderelim. Değerli sanatçımız Aslan Kaya'dan önce konuğumuz olan isimlerden biri. Kainatın aynasıyım. Madem ki ben bir insanım. Ya. Onu okuruz. Çok ne zaman anlamlı okuruz hocam? Ne zaman istersen. Hemen okur muyuz? Tabii ki. Okuyalım hadi hocam. Peki. Ya müthiş bir deyiş, müthiş bir eser. Evet. Aslan abiye gönderelim. Evet. Kainatın aynasıyım, madem ki ben bir insanım. Hakkın varlık deryasıyım, madem ki ben bir insanım. Hakkın varlık deryasıyım, madem ki ben bir insanım. İnsan hakta hak insanda, insan hakta hak insanda. Ne ararsan bak insanda, çok marifet var insanda, madem ki ben bir insanım. Çok marifet var insanda, madem ki ben bir insanım. Tevrat'ı yazabilirim, Tevrat'ı yazabilirim, İncil'i dizebilirim, Kur'an'ı sezebilirim, madem ki ben bir insanım. Kur'an'ı sezebilirim, madem ki ben bir insanım. Daimiyem harap benim, daimiyem harap benim, ayaklarda turap benim. Aşk ehline şarap benim, madem ki ben bir insanım. Aşk ehline şarap benim, madem ki ben bir insanım dost. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Gönül Eri Dergisi ailesi olarak iyi yayınlar diliyorum demiş Gündüz Aydın. Değerli şairimiz, değerli Gündüz abi, o da daha önce konuğumuz olan şairlerimizden biriydi. Hakan Bey, iyi akşamlar. Sizin programınızı her zaman ailece izliyoruz. Konuklarınız Hüseyin Hocama ve Havva Hanım'a selamlar. Bir türkü tüm Manisa Kırkağaçlılar için gelsin. Size ve ekibinize teşekkürler demiş Yusuf Özkan. Yusuf Özkan değerli muhtarımız, değerli abimiz Yusuf Özkan, o da Sara Mahalle Muhtarı, ona da selamlarımızı gönderelim. Muhtarlar bizim sıkı takipçimiz hocam. Yani şairlerin yanı sıra muhtarlar da bizim gönlümüzde. Ama Yusuf abi tabii ayrı bir muhtar bizim için, çünkü değerli abimiz. Ona da selamlarımızı gönderelim. Biraz sonraki türkü size gelsin. İyi akşamlar Hakan Bey. Ben Katar Kara Unsur Komutanlığı'ndan Ahmet Aslan, Hüseyin Koçak'tan Mehmet'im türküsünü izliyor. Tüm gazino full şekilde izliyoruz diyorlar hocam. Evet, ne kadar güzel. Tüm Mehmetçiklerimize, askerlerimize. Onlar da selam olsun. Kara Unsur. Doğru okudum herhalde. Bir daha okuyayım. Katar Kara Unsur Komutanlığı. Evet, selamlarımızı gönderelim.
Hocam bir türkü onlara özel olarak biraz sonra göndermiş olalım. Özellikle yurt dışındaki izleyicilerimize ayrıca selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar Hakan abi. Ben Seracı Ali. Evet. Yayın hayatında başarılar dilerim. Sizi severek izliyoruz. Konuklarınıza selam olsun. Ben de çok selam gönderiyorum değerli kardeşime. Bu güzel mesajı için teşekkürler. Biraz sonraki şiir ve türküler Ali'ye gelsin. Avvan mesajlara devam edeceğiz. Çok mesaj var. Bir şiir alalım sizden. Hangi şiir varmış diye şöyle baktım. Şimdi güzel bir şiir var. Rejim. Şimdiyim. Şimdi bu rejimdeyim şiir değil mi? Hadi bu zayıflama ile ilgili. Evet. O Trak yazısıyla onun yazılması hani aklıma gelmesi yani şöyle kurgulamam. İsmail Gül. Gaffar Güllü bende yemekteler, iftar aldım onlara. Öyle mi? Oo, evet. Ne güzel. Ama ben de dükkanımı yeni kapattım o sene. Biraz benim hep devamlı zaten kilo sorunum olduğu için rejimdeyim derken o zaman dedim ki ben bunu böyle yazarım, onlar da yazarsın dediler, yazdım. Şimdi bu enteresan bir şiir, bu şive. Evet, bu şiveyle. Tekirdağ yöresinin bir şive değil mi? Trakya bölgesine. Bu şive değil, şive başka, ağız bu. Bu Trakya ağzıyla. Tamam. Ve mübalağa sanatı, abartma olarak, hani abartma sanatını konuşturarak yazdığım bir hiciv olarak ben kabul ediyorum. O zaman dinleyelim bakalım nasıl bir şiirmiş. Evet. İlk kez dinliyoruz biz de. Bunu ben aslında tiyatral olarak okuyorum, şişmanlayıp hani. Öyle mi? Tabii. Keşke öyle bir şey yapsaydık burada. Başka zaman seni hakkımızı kullanırken yaparız. Bir fon müziği rica ederim. Fon istersiniz değil mi bu şiire? İsterim. Fonsuz daha iyi gider gibi sanki. Evet. Tamam. Fonsuz, fon göndermeyelim. Fonsuz okusun. Havva'nın bu şiir çünkü biraz farklı. Suranlara söyleyem. 130 okka kaldım. Nasıl verdin de yolla? Yemeyeyim, rejimdeyim. 7 ayda 3 kilo birini geri aldım. Nasıl verdin de yolla? Yemeyeyim, rejimdeyim. Bir tepsi erişteden, bir yudum fazla yemem. Kabartma 10 yumurta, daha da var mı demem. 120'ye düşmeden, vallahi billahi pes etmem. Nasıl verdin de yola? Yemeyeyim, rejimdeyim. Yok öyle yiyeyim. Yeter 18 dürüm. Ne kadar canım çekse gene de hayır derim. Ta 2 saat sonra 15 lahmacun yerim. Nasıl verdin diyorlar. Yemeyeyim, rejimdeyim. Kader bana da artık mutluluğa hak değiyor. Nazar olacağım diye anam boncuk tak değiyor. Çarşıda beni gören zerafete bak değiyor. Nasıl verdin de yola, yemeyeyim, rejimdeyim. Herkes bahseder oldu benim artık benim adımdan. Delikanlılar değiyor, yenmezmişim tadımdan. Gezerken mahallede sülüğün gibi adımdan. Nasıl verdin de yola, yemeyeyim, rejimdeyim. Görenler bakıp kalır, tanımayalar beni. Sporunda faydası olmadı değil hani. Sabah akşam faytonla gezmek kolay mı yani? Nasıl verdin de yola? Yemeyeyim, rejimdeyim. Oduncunun o İbrahim günahımı pek aldı. Görünce süzülmüşüm öylece baka kaldı. Anam gelecekte akşama haber saldı. Nasıl verdin de yola? Yemeyeyim, rejimdeyim. Güzellik başa bela. Bu kadar güzel olunca delikanlılar benim için hayallere dalınca kısmetlerim bir arttı. Fidan gibi kalınca nasıl verdin de yola yemeyeyim, rejimdeyim. Gençlere tavsiyemdir spor yapsınlar spor.
şişman kadına erkek vallahi bak orhor. Bana goril diyenle şimdi cananım diyor. Nasıl verdin diyorlar. Yemeyim. Rejimdeyim. Yemeyim. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Hüseyin Hocam daha önce duydunuz mu böyle bir şey? Tebrikler herkese. Yani tabii herkes okuyamaz yani. Bu tabii ki. Ağzı bu. Şimdi Konya ağzına çalışıyorum. Onun başka hangi doğu mesela doğu Mula, kültürü? Mula ağzıyla var. Hani varacan deyince eve etkem mi diyor hani onun şimdi. Sonra roman ağzıyla var. Sizin öyle o tip şiirleriniz de var değil mi? Evet. Var mı listede? Alacak mıyız onları da? Biraz sonra vakit kalırsa alalım. Hocam bu şiirin üstüne bir türkü gönderelim izleyicilerimize. Hangi türkü var? Bakayım şöyle hemen güzellerinden. Yine karlar yağdı. Evet. Vay be. Güzel bir eser. Onu alalım. Kime ne deyim?
bunca ömrüm geçti geçti ahu zarına. Kime de söyleyeyim, kime de deyim. Ağzınıza gönlünüze sağlık hocam. Gerçekten muhteşem bir eser. Ama siz söyleyince daha bir güzel oluyor hocam. Gerçekten öyle. Bu türküyü değerli dostumuz, değerli bizim sıkı takipçilerimizden Kader Çiçek'e armağan edelim. O istemişti. Sağ olsun, var olsun, ona armağan etmiş olalım. O da değerli, gönlü güzel bir kardeşimiz Kader Çiçek. Bu türkü sana gelmiş olsun. Değerli dostum Hakan Bey, Havva hocamdan İzmir'desin yar şiirini istiyorum demiş. Selamlarla kim? İsmail Gül. Ya. Tekrar. Rahat bırakmasın. Evet İsmail hocam, biraz sonra o şiir gelecek. Yılın ilk programı, yeni yılın ilk programında yine muhteşemsiniz. Konuklarınıza ve size sonsuz selamlar. Sayın üstadımıza ve sayın şairimize başarılar dilerim. Balıkesir Buraniye'den Ahmet Nedim Hergül. Ahmet abi de kıymetli bir şairimiz. Ona da selamlarımızı gönderelim. Hakan Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar. Karşıyaka Sevgi Şairleri grubundan arkadaşımız Havva Keskin hanımefendiyi konuk etmiş olmanızdan dolayı gurur duyduk. Türk halk müziği sanatçısı Hüseyin Koçak'a da saygılar sunuyoruz. Her iki sanatçımıza da sizin şahsınızda sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz demiş. Şerif Kutludağ göndermiş. Şerif hocam da daha önce konuğumuz olan hocalarımızdan, konuklarımızdan, şairlerimizden biriydi. Aslan abiden bir mesaj. Kurban olurum ben size demiş Hüseyin hocam. Allah sağ olsun. Hakan'cığım hayırlı yayınlar demiş. Kim göndermiş? İrfan Karataş çiftlik mahalle muhtarı. Biraz önce İrfan abiye selamlarımızı göndermiştik. İyi akşamlar Hakan abi, ben İzmir Karşıyaka'dan İsmail Erdal. Programınızı severek izliyorum, size ve konuklarınıza başarılar diliyorum. Yürekten kutluyorum demiş. İsmail Erdal da daha önce konuğumuz olan kıymetli sanatçılarımızdan biriydi. Şarkılarla, türkülerle, şiirlerle devam edeceğiz ama kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra buradayız.